Herkese merhabalar. Yeni bir videoda yine birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sizlere bir yaz parfümden bahsedeceğim. Hayrola kış ortası ne bu yaz parfüm diyorsanız arkadaşlar zaten bu sene belli oldu. O sıcak havalar çabuk gelecek, erken gelecek ve ayrıca bir senedir pandemiden dolayı tatile gidemeyen benim gibi bir sürü insan var. Madem ki deniz tatili yapamıyoruz bari deniz tatilini eve getirelim diye böyle bir parfüm seçtim. Geçen sene bu parfüm yorumlayacaktım ama pek tatile giden olacağını zannetmediğim için vazgeçtim. Bu bir deniz tatili kokusu arkadaşlar. Bu bir Hindistan cevizi parfümü. Coconut Fizz Gerla'nın Aqua Allegoria serisinden. Biraz Aqua Allegoria serisinden bahsedecek olursak basit tek nota üzerine kurulu parfümler. Pek öyle inişli çıkışlı parfümler değil ama bir o kadar da doğal kaliteli parfümler. Yani öde tuvalet konsantrasyonunda olduğu için çok da genelde ferah parfümler olduğu için performansları çok yüksek değil ama fiyatları da o kadar aşırı yüksek değil arkadaşlar. Yani genelde 75 ve 125 mililitrelik şişelerde satılıyor. Yani şişesini yanınıza taşıdığınız zaman sorun yok. Gün içinde bol bol tazeleyebileceğiniz parfümlerden. Bu Coconut Fizz de e, serinin diğer parfümleri gibi tek not üzerine kurulu bir Hindistan cevizi parfüm ama çok doğal. Parfüm açılışında sanki yeni kesilmiş, taze kesilmiş o Hindistan cevizi gibi kokuyor. Çok öyle tatlı, o içine tüberoz falan notası eklememişler. Normalde genelde bu tarz Hindistan cevizi parfümlerine yanına incir ve e, tatlı incir ve e, tüberoz yani sümbül teber ekliyorlar. O parfümü tatlı yapıyor. Biraz da vanilya koyuyorlar. Bu parfümde hiçbir yok. Bu çok taze İlk 20 dakika sadece yeni kesilmiş taze Hindistan cevizi kokusu alıyorsunuz. O Creed Virgin Island Water'daki gibi, Kilay markasının e, Coco Bella parfümündeki gibi doğal, kaliteli bir Hindistan cevizi var karşımda. İlk 20 dakika çok güzel. O Hindistan cevizi biraz sonra geri çekiliyor. Orta doğru e, deniz kokusu geliyor. Biraz e, tuzlu bir hava geliyor parfüme. Deniz teması var dedik. İçinde Watery Fruits diye bir akor kullanmışlar. Bu biraz daha sulandırılmış. Ferah meyvemsi bir hava katıyor. Hani kiraz suyu gibi. Öyle hafif tatlık, çok hafif bir tatlık veren parfüm tatlı değil. Merak etmeyin. Çok güzel bir tam bir deniz plaj kokusu arkadaşlar. Çok doğal. Hem unisex kullanabileceğiniz bir koku. E, bu bir de içinde orta notalarda fresh ya diye bir ferah pudralı bir çiçek notası var. O da hafif pudralı bir hava katıyor parfüme. Ama parfümü sarmalayan arkada yönetici rolünde sandal ağacı var. Buradaki sandal ağacı çok kaliteli. Özellikle e, emin olmak için dün gece sıktım kağıda. Bu e, üzerinden e, yaklaşık 24 saat falan geçti. Çok temiz pudralı bir sandal ağacı notası var. Çok kaliteli doğal bir sandal ağacı kokusu. Yani neredeyse sadece sandal ağacı kalmış. 24 saat sonra kağıt üzerine. Ama hafiften de o Hindistan cevizinden gelen o tropikal meyvemsi havayı algılıyorsunuz 24 saat sonra bile kağıt üzerinde. Yani tende çok uzun süre kalıcı parfüm değil. İlk bir saat yaralımı çok iyi. İlk bir saat yayılımı çok güzel ama sonradan tene yakın kalıyor. Sadece tene uygularsanız çok parfümden performans alamayabilirsiniz ama kıyafet üzerinde yani serinin diğer parfümlerinden daha iyi, daha performanslı. Çünkü sandal ağacı çok güzel bir fiksatif. Odunsu bir fiksatif kullanmışlar. Yani fiksatif ne demek biliyorsunuz? Parfümün diğer notaları tutan, kalıcılığı arttıran nota. E, bunda odunsu bir fiksatif kullanıldığı için bu biraz parfüm kalıcını da artırmış. Özellikle tene de uygulayın arkadaş. Tene uyguladığınız zaman ve yani kıyafete de uygulayın. Parfümden çok daha yüksek verim elde edeceksiniz. Çok doğal, ferah bir Hindistan cevizi parfümü olmuş. Ben çok sevdim. Çok e, bu parfüm serisinin bu Aqua Allegoria serisinin Guerlain'ın basit parfüm dedik, ferah parfüm dedik ama bir o kadar da doğal parfümler arkadaşlar. Yani içinde çok kaliteli içerik kullanıyorlar merak etmeyin. Verdiğiniz parayı doğallık açısından, koku açısından hak eden parfümler. Bu serinin birçok parfümü var. Yaz geldiği zaman, havalar ısındığı zaman diğer parfümlerini de bahsedeceğim. Geçen sene sadece Herba Fresca parfümden bahsettim. O Vin videosuna bakabilirsiniz. O da çok güzel nane parfümüydü. Nane çay aromalı bir parfüm de. çok doğal, çok sevdiğim, serinin en çok sevilen parfümlerinden biri. Bu da Coconut Fizz Herbal Herba Fresca'dan sonra benim bu seride en çok sevdiğim ikinci parfüm oldu. Zaten çok kaliteli, doğal, ferah bir Hindistan cevizi parfüm arıyordum ama yani genelde Hindistan cevizi parfümü çok basit olduğu için çok fazla fiyat, çok fazla para ödemek istemiyorsun. Yani mesela Creed Virgin Island Water güzel parfüm ama o da çok kalıcı, çok wow bir parfüm değil. Çok doğal, evet güzel, biraz daha tatlı bir parfüm buna göre ama yani o fiyata daha güzel, daha kaliteli, kompleks parfümler alınabilir. Yani sadece ferah, temiz, doğal, iç açıcı kokmak istiyorsam, yani çok da para harcamak istemiyorum parfüm. Bu da öyle bir parfüm. Yani Guerlain markası çok ucuz bir marka mı? Değil. Ama internette bu parfümler çok uygun fiyata bulunuyor. Yarı fiyatın altında bile bazen bulunuyor. Özellikle Avrupa'da, Amerika'da çok uygun fiyatları bulunuyor. Ama doğal, taze, ferah, iç açıcı sizi o tropikal adalara götürecek temiz bir parfüm arıyorsanız biraz da fiyatı yani niş fiyatlarda ödemek istemiyorum diyorsanız Guerlain Coconut Fizz tam size göre bir parfüm. Yani yazı evinize getirecek bir parfüm arkadaşlar. Hatta bu parfümü alın. Yani akşamları çok böyle stresli olduğunuz zaman üzerinize sıkın ya da çevrenize koltuğun üzerine sıkın. Sizi çok rahatlatıcı bir etkisi var. Çok kaliteli notalar kullanmış. Diyeyim ve artık bu videoyu da artık bitireyim arkadaşlar. Çok fazla uzatmaya gerek yok. Çok öyle anlatılacak uzun uza diye kompleks bir parfüm değil zaten temiz, ferah, doğal bir parfüm arıyorsanız Guerlain Coconut Fizz denemediyseniz mutlaka deneyin. Guerlain markası her yerde bulunuyor arkadaşlar. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.